Mutlu günler. Eğitimin merkezi başlıyor 4'den. Bugün ikinci kez merhaba. Evet sevgili dostlar, sizlerle gastronomi ve mutfak sanatları ile ilgili tüm sorunuzu yanıtlamak için ayrıca da Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bölümleriyle ilgili bilgiyi vermek için buraya çok değerli konuklar çağırdık. Tabii burada özellik isteyen bu bölümler. Ne yapacaklar, ne edecekler ama özellikle de teknolojiyle işbirliği yaparak 2025'ler, 30'larda öğrenciye neler verilecek ya da buradaki öğrenci nasıl adaptasyon sağlayacak? Tüm bu sorularınızın yanıtlarını az sonra çok değerli konuklarım sizlere bir bir anlatmaya gayret edecekler. Efendim konuklarım Yeditepe Üniversitesi'nden Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı ki daha önceki programlarda da beraber olduğumuz bir dostum Doçent Doktor Sayın Sibel Özilgen. Diğer konuğum ise yine aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Gülveli Kaya. Hoş geldiniz. Hemen alayım şöyle. Profesör Gülveli Kaya. Hoş geldiniz değerli dostlar. Bir kere özellikle niye profesör doktor demediğimizi açıklayın gençlere. Ondan sonra sorulara geçeceğiz Sayın Kaya. Güzel sanatlar alanında doktora programları doktor olarak kullanılmıyor. Sanatta yeterlilik yapıyoruz biz. Benim de sanatta yeterlilik mezunu olduğum için doktoraya eşdeğer bir program. Bu yüzden DR'yi kullanmıyoruz. Evet, yani bu fakültenin evet. Bir özelliğinden dolayı gelen bir ünvan olayı olduğunda bir kez daha deklar etmekte bence yarar var diyoruz değil mi? Evet, eşdeğer bir program evet. Zaten. Bizim de kendi fakültemizdeki diğer bölümlerde de sanatta yeterlilik programları açtık zaten. İlerleyen zamanda onlara da değineceğiz. Peki efendim şimdi hemen Sayın Özilgen'e geçiyoruz. Sayın Özilgen, tabii ki biraz evvel bahsettik. Artık günümüzden çok daha ileriki bir sürece adım adım gitmeye başladık. Hatta meslekler bugünlerde verili seneler içerisinde seçilirken yapılan araştırmalarda 2022'ler, 23'lerde saat başı bir meslek değişikliği olacağı söyleniyor ama hep birlikte her şeyi göreceğiz. Evet. Şimdi gelelim size bölümünüz. Çok özel bir bölüm. Bölümünüzde bu yıl 3 modüler sistem getirdiniz. Evet. Modüler sistemin öncelikle başlıklarını istiyorum. Olur. Çok kısa açıklamanızı istiyorum. Olur. Çünkü vakit ona göre olacak. Evet. Akabinden de neden böyle bir sistemin içerisine girdiniz? Sizin de söylediğiniz gibi biz 3 tane modüler sistem kurduk bu sene. Şimdi ben sizin sonunda sorduğunuzu başa alayım. Oradan da devam nasıl edeyim. Nasıl istersiniz? Biz şimdi bilimdeki, teknolojideki hızlı bir ilerleme var. Bunu hepimiz biliyoruz. Öğrencilerimizin beklentileri var. Bir de mezunlarımızdan aldığımız geri dönüşler artı piyasanın beklentileri. Bunların hepsini bir araya getirip harmanladığınız zaman artık tek tip eğitim modelinin güncel ihtiyaçları karşılamadığını gördük ve farklı konsantrasyon alanları, 3 ayrı konsantrasyon alanı çıkarttık. Bunlara da modüler sistem dedik. Dünyayla birebir benzer hareket edebilelim diye. Bunlardan bir tanesi Culinary Science dediğimiz gıda mühendisliği bölümüyle birlikte yaptığımız. Bu işin daha inovasyon, yeni ürün geliştirme gibi ayaklarında ilerlemek isteyen, uzmanlaşmak isteyen öğrencilerle yaptığımız modüler sistemi ilki. İkincisi, biliyorsunuz artık her şey bilgisayar destekli. Çağımız tamamen artık onu bile aştık. Farklı boyutlara ulaştı biliyorsunuz. Bilgisayar destekli tasarım yapmak isteyen, kendi markasını yaratmak isteyen, belki kendi imzasının olduğu ürünler geliştirmek isteyecek olan öğrenciler için grafik tasarımı bölümüyle birlikte hazırlamış olduğumuz Food Design modülümüz. Son modülümüz de hocamın bölümüyle birlikte oluşturduğumuz. Bu işin biraz daha yemek stilistliği, yemek fotoğrafçılığı gibi ya da daha çok estetiği içine alan alanda ilerlemek isteyen öğrencilerimiz için oluşturmuş olduğumuz gastroartoloji modüler sistemimiz var. Belki hocam anlatmak ister. Peki. Buradaki önemli bir nokta gastronomi ve mutfak sanatları bölümünün bir Güzel Sanatlar Fakültesi altında olması. Evet. Şimdi bu ne demek? Aslında sanat eğitimi kelimesini ben kullanmayı da çok sevmiyorum. Yaratıcılık eğitimi demek istiyorum buna. Gastronomi ve mutfak sanatları bölümündeki öğrencilere sanat dersleri, plastik sanatlar ve resim bölümünden alacakları dersler ne işine yarayacak? Veya bu modüler yapı içerisinde ne işe yarayacak? Bir işe yaramayabilir doğrudan doğruya ama onun vizyonunda çok büyük bir değişikliğe sebep olacak. Bunu kağıt üzerinde kurulmuş bir yapı değil bu. 2 yıldır uyguluyoruz öğrenci üzerinde, deneyimliyoruz. Sonuçlarını gördük ve ondan sonra yani bu 2-3 yıl öncesi hedeflenmiş bir yapıydı. Modüler bir sisteme doğru nasıl gideriz diye. Dolayısıyla derslerdeki ders müfredatları, öğrenci yapısı, katılım, sonuç,
Bunlar projelerle, hocam food and design, yani yemek stilistiydi de orada yapmak istediğimiz şey bizim bir tabak süslemeciliği değil. Tamamen çağdaş sanat yapıyoruz orada. Hı hı. Çağdaş sanatın yaratıcılıkla ilgili nosyonlarıyla öğrenciyi tanıştırmaya çalışıyoruz. Önemli bir terminoloji kullandı hocam. Gastroartoloji. Artoloji kelimesi zaten aslında sanatçı nosyonu olmayan veyahut da doğrudan bir sanatçı olmak için veya otur kabiliyetleri olmayan kişilerin sanatı öğrenmek adına oluşturulmuş bir yapı, o bahsedilen şey. Dolayısıyla gastroartolojide gastronomi okuyan öğrencinin sanatla iletişime geçmesini ve sanattaki temelde var olan o yaratıcılık nosyonunu kendi alanına nasıl aktarabilir? Çünkü bugün en son ulaşılan nokta creativity eğitimdeki. Eğer creativity yoksa, yani inovasyon yoksa, yeni ve farklı bir şey yoksa, sadece herkesin söylediğini farklı bir terminolojiyle söyleyebilirsiniz. Daha ileriye taşımazsınız. Peki Sayın Dekat, size şunu söyleyeceğim Sayın Kaya'm. Şimdi bu Güzel Sanatlar Fakültesi özel bir durumdur. Evet. Yani burada benim kendi anlayışım, bilmiyorum kendi düşüncem, katılırsınız katılmazsınız, onu da girelim olaya. Öncelikle sanata inanan bir üniversite olması lazım. İnanan bir kurum olması lazım. Yani gönüllülük istiyor bu. Üniversitenizde bu özelliği görüyorsunuz, yakaladınız değil mi? Kesinlikle. Yani bu benim üniversitemde veya başka bir üniversitede. Sadece üniversitenin değil. Yani kurumun, devletin, ülkenin, insanların, bu halkanın büyümesi lazım. Evet. Nereden büyüyecek? Bu elbette ki eğitim kurumlarından yayılmaya başlayacak. Bu işi tutmamız gerekiyor. Güzel Sanatlar Fakültesi üniversitemizin kurucu fakülteler arasında. 1996 yılındaki fakültelerden birisi de kurulurken buydu. Ama en önemli şey, bu teferruatlar çok önemli. Plastik sanatlar ve resim bölümü gibi merkez disiplin de kurucu fakültenin bölümlerinden birisiydi. Ve hala mevcut, öğrencisi mevcut, kurum tarafından sürekli desteklenen hoca kadrosuyla, atölyeleriyle, altyapılarıyla. Şimdi işletmede basit bir formül vardır. Land Labor Entrepreneurship. Yani yerin olacak, çalışanın olacak ama en önemlisi girişimcin değil, girişimci ruhun olacak. İşte Güzel Sanatlar Fakültesi ve üniversitemizin bu ruhuna sahip olduğuna inanıyoruz ve bunları da uygulamalarıyla görüyoruz. Aksi takdirde sadece tabela olarak veyahut da kağıt üzerinde yapılan anlaşmalarla siz ancak belirli bir yerlere kadar gidebilirsiniz. Biliyorsunuz ki en önemli şey sürdürülebilirlik. Yapmış olduğunuz şey sürdürülebilir olması lazım. Bu yüzden de yaptığınız işe inanıyor olmanız gerekiyor. Peki, hemen ben Sayın Özilgen'e geçeceğim. Şimdi gastronomi ve mutfak sanatlarını ele aldığımızda tabii ki bunun yalnızca yurt içi değil, yurt dışında bağlantılı olmaları gerekiyor. Bunu ben soracağım ama kulaklıktan hemen içeriden beni uyarıyorlar. Bir soru daha var, bu çok önemli. Aynen tıp fakültesinde gibi, öğrenci ne zaman tıp fakültesinde hastayla karşı karşıya geliyor sorusunun size entegre edileni. Sizin bölümünüzde öğrenciler ne zaman mutfağa girer? Ama daha da önemli, veliler daha çok soruyorlar. Bu araç gereçlere bir ücret ekstra ödeniyor mu? Önce yurt dışı bağlantılarınız, sonra öğrenci ne zaman mutfağa girer? Araç gereçlere ücret ödeniyor mu? Şimdi bizim bölümümüz son derece altyapısıyla, akademik kadrosuyla, zaten üniversitemizin vizyonu ve misyonu da doğrultusunda uluslararası alanda oldukça tanınırlığı olan, bölümümüzde dahil tanınırlığı olan, iş birliktelikleri olan, exchange Erasmus dışında da iş birliktelikleri olan bir üniversitenin bir bölümüyüz biz de. Ducasse Education, dünyanın en önemli pastacılık okullarından bir tanesi Fransa'da. Ducasse Education'ın biz resmi ortaklarındanız, işbirliğimiz var. Şimdi Ducasse Education, dünyanın gene en önemli hospitality okullarından biri olan Somme Education'la bir partnershipliğe gitti. Otomatik olarak biz bu ağın içine girmiş olduk. Tamam. Bu sene Ducasse Education Nisan ayında bize bir hafta ziyaret etti. Burada workshoplar yaptı. Normalde biz öğrencilerimizi Fransa'ya yolluyoruz. Doğru. Ama onlar geldiler ve önemli bir şey oldu burada Sait Bey. Bizi Türk mutfak kültürünü tanıtmak adına kendi okullarına davet ettiler. Önümüzdeki sene biz gidip Ducasse Education'da, Alain Ducasse'ın kurmuş olduğu okulda, tamam, bir hafta kadar eğitim vereceğiz. Hı-hı. Onun dışında bir de bizim biliyorsunuz stajlarımız var. 60'ar iş günü 2 tane stajımız var. Bizim yurt dışında çok ciddi bağlantılarımız var. Ayrıca 20 kadar Michelin yıldızlı restoranla dünyanın bir sürü yerinde işbirliği anlaşmamız var. Öğrencilerimizi de yurt dışına staja yolluyoruz.
Artı ilk kurulmuş olmak, çok mezun vermiş olmak, başarılı mezunların size hem yurt içi hem yurt dışında çok kapı açıyor. Çünkü her iki tarafta da çok ciddi sayıda hem önemli yerlerde çalışan hem de kendisinin işletmesi olan mezunlarımız var. Peki siz şimdi ikinci esas kulaklıktan gelen soruya cevap verin. Yani ilk kez ne zaman mutfakta gelir gelmez genç? Bir de bu mutfaklarda araçlar, aynen diş hekimliğindeki pahalılık gibi bir olay var. Sizde de böyle araç gereçlere herhangi bir ücret ödeniyor mu? Ya ekonomik bir zorunluluk var mı? Sait Bey, bize gelen öğrenci ceketini alır, yani üniformasını alır. Onun dışında da ömrü boyunca yanında taşıyacağı şef bıçağını alır. Hı hı. Onu zaten başlar ve mesleği bırakana kadar da yanında taşır. Onun dışında bir kuruşluk masraf etmez. Bazı şehir efsaneleri var, işte şu zaman giriliyor, bu zaman giriliyor diye. Bizim ders programımızda öğrenci geldiği senenin ilk döneminde, birinci sınıfın birinci döneminden itibaren pratik eğitimlere başlar. Peki, hemen ben Sayın Gülveli Kaya'ya dönüyorum. Şimdi sizin bölüm doğal tabii özel yetenek sınavıyla alınıyor. Vakit geçmesin diye ben hemen şunu söyleyeceğim. Bu özel yetenek sınavının tarihleri, başvuruları, içeriklerini anlatır mısınız? Yetenek sınavımızı 5 Ağustos tarihinde yapıyoruz. 4 Ağustos tarihine kadar da üniversitemizin resmi web sayfası üzerinden online olarak 24 saat boyunca başvurularda bulunabiliyor. Biz onları onaylıyoruz ve tekrar bir sınav giriş belgesi mail adresine düşüyor. Adayın o giriş belgesindeki gerekli materyallerle sınavımıza gelip dahil olabiliyor. Sınavımızın şekli, yapısı, neler sorduğumuz hepsi web sayfamızda var. Mevcuttur. Tüm detaylarıyla adaylar orada bize hiçbir soru sormaya gerek görmeden her türlü bilgiye ulaşabilir. Adaylar tabii belki bunları web sayfanızdan öğreniyor ama özellikle de adaylar telefonda da şunu öğrenmek istiyorlar. Bu özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yerlerde burs özellikleri var mıdır? Burslar, diğer bölümlerde var da sizin. Özellikle Güzel Sanatlar Fakültesi, biraz önce sanata inanan kurumdan bahsettim. Hı hı. Ya burs konusunda en fazla destek gören fakültelerden birisiyiz. Hı hı. Sanatın yaşaması ve sanata verilen önemden kaynaklanan bir şey. Oradaki en fazla bizim de karşılaştığımız şey burslarım kesilir mi? Evet. Bir defa bu burslar kesinlikle üniversite tarafından öğrencilere verilen burslar ve süreye verilen burslar, eğitim hayatı boyunca öğrencinin hazırlık sınıfından mezun olana ve artı mezuniyetten sonra da bir dönem dahi bursu devam ediyor öğrencinin. Bu süre boyunca kesinlikle bursları kesilmiyor. Evet. Yani öğrenci ola ki bir yarım dönem üstelik kaydını dondurabiliyor, bir dersten kalabilir, dönem kaydedebilir, özel bir sorunla karşılaşabilir. Bu da kurumun öğrenciye yaklaşımındaki insaniyetten kaynaklanan bir şey. Tamamen biz ona student friendly, yani öğrenci dostu bir yapı diyoruz. Peki, devam edelim sizinle. Plastik sanatlar ve resim bölümü kısaca bir anlatın. Plastik sanatlar ve resim bölümü merkez bir disiplin. Tıpkı fen bilimlerinde matematiği çektiğinizde geriye ne kalırsa, plastik sanatlar ve resim bölümünü çektiğiniz zaman da güzel sanatlar aynen o şekilde ortada kalır. Diğer tüm alanları besleyen, salt sanat eğitimi veren, çıkar veyahut da herhangi bir yarar amacı gütmeden salt, yaratıcılık ve sanat eğitimi veren bir disiplindir. Bu yüzden kendi başına da sadece var olamaz bir güzel sanatlar. Plastik sanatlar ve resim bölümü ayrıca kurumların desteklemesi gereken bir bölümdür. Çünkü doğrudan doğruya bir kar marjı elde edilecek bir bölüm değildir. Bu yüzden de varlığı o kurumun bu fakültedeki sanata ne kadar inandığının bir göstergesidir aslında. Peki, hemen ben Sayın Özilgin'e dönüyorum. Hadi size mutfak sanatlarının kapısından içeriye gireyim ve bize gastronomi mutfak sanatlarını A'dan Z'ye kısaca masaya koyun. Ondan önce bir şey söyleyebilir miyim? Bizim yetenek sınavımız yok. Çizim sınavımız da yok. Biz merkezi yerleştirme sınavıyla ve sözel puan tümüyle. Sözelliği alıyorsunuz. Bölümlere değiniriz isterseniz. Hangi bölümler var? Şimdi onlara değinme şansınız olmayacak. Çünkü çok az bir süre kaldı. Lütfen mutfak, gastronomi mutfak sanatlarına bir girelim. Şimdi biz kendi programımızı gene ben kendi programımız üzerinden söyleyeceğim. Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü bir yemek pişirme bölümü değildir. Sürekli ben hep aynı şeyi söylüyorum. Bizim temel amacımız, temel kurulma amacımız Türk mutfak kültürünün kayıt altına alınması, korunması, gelecek nesillere taşınması ve uluslararası alanda tanıtılması amacıyla biz yola çıktık. Zaten bu nedenle de UNESCO'ya başvurduk. UNESCO UNITIV'in ağlarındayız ve Türkiye'de
bir tek biz varız. UNESCO UNITIV'in ağlarında olan gastronomi ve mutfak sanatları bölümü. Bu demektir ki çok ciddi bir şekilde kültür çalışıyoruz. Yemek kültürü çalışıyoruz. Türk mutfak kültürü artı uluslararası kültür. İşletme ayağımız var bizim. Bu işin yiyecek içecek işletmesi ayağında ilerlemek isteyen öğrenciler için inovatif çalışmalar yaptığımız pozitif bilimler ayağımız var. Biz bir sanat fakültesinin altındayız. Ortada her şeyin ortasında sanat var. Onun etrafında bunların hepsine harmanlayıp son ürüne dönüştürdüğümüz mutfak derslerimiz var. Peki Sayın Gülveli Kaya, ben size bölümleri söylemeyin diyordum ama içeriden dediler ki hayır hoca söylesin, çok telefon var. Bir dakika da olsa uzatacağız, buyurun. Toplamda 6 bölümümüz var. Bunlardan 4 bölümümüz özel yetenek sınavıyla, 2 bölümümüz puanla öğrenci alıyor. Tiyatro bölümü, plastik sanatlar ve resim bölümü, grafik tasarım bölümü ve moda tekstil tasarım bölümlerimiz özel yetenek sınavıyla öğrenci alıyor. Gastronomi mutfak sanatları bölümümüz ve kültür ve sanat yönetim bölümümüz de ilk defa bu yıl öğrenci alacak ve puanla öğrenci alacak bölümlerimiz. Evet, peki hocam size gelelim. Burada ya da siz bir cümleyle söyleyin. Güçlü bir sanat fakültesi olmak için sizce ne gerekiyor? Bir başlık, hemen akabinden hocaya soracağım. Beşeri anlamda ve sosyal bilimler alanında diğer fakültelere ve onların programlarına da ihtiyacımız var. Yani nedir? Felsefeye ihtiyacımız var, antropoloji bölümüne ihtiyacımız var, tarih bölümüne, Türk dili bölümüne ihtiyacımız var, fen edebiyata ihtiyacımız var. Sosyal bilimlerin hiçbir bölümü tek başına var olamaz. Bir olgudur, bir habitata ihtiyacımız var. Güzel Sanatlar Fakültesi olacaksa habitatının olması lazım. Peki hemen ben Sayın Özilgin'e geçiyorum. Sizce aynı soru bu defa gastronomi mutfak sanatları için. Buyurun. Şimdi zaten biz bunu o kadar çok inceledik ki 2 senedir buna bakıyoruz. Her şeyden önce dünyayı dinlemek lazım. Dünyada ne oluyor, ne bitiyor? Gençleri dinlemek lazım. Sektörü dinlemek lazım. Ve çağın gerisinde kalmadan çağı yakalayacak şekilde. Sait Bey, gençlerimiz çok hızlı gidiyorlar. O kadar hızlılar ki bizim onların hızına yetişmemiz lazım. Sürekli onun için dinlemek lazım. Hem gençleri, hem piyasayı, hem de bilim ve teknolojide olan. O yüzden işte biz modüler sisteme geçtik. Bu arada modüler sistem yan dal ve çift anadalla karıştırılıyor. Asla alakası yok. Eğitim sisteminin içindedir. 4 tane ders programından birini öğrenci seçer 2. sınıfın sonunda ve oradan devam eder. Bence en önemlisi dinlemek, görmek ve takip etmek. Peki efendim, bölümün sonuna geldik. Çok değerli konuklarım, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doçent Doktor Sayın Sibel Özilgen ile yine aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Sayın Gülveli Kaya'ya bir kez daha teşekkür ediyorum.